Cem Özdemir'i öldüren katil cezaevinden firar etmiş. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un 35-14 yıl önce orduda bir çocuğu öldürdüğü ve cezaevine konulduktan sonra 2017'de çıkan yasa ile gönderildi. İyi Açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu Açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Ordu'da, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki balerin eğitmeni Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili katil zanlısı Özgür Arduç hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Katil Özgür Arduç'un gözaltına alındığı sırada üzerindeki tişörtte İngilizce olarak, Suddenly Anide. Ne, yazması ise dikkat çekti. Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un tam ifadesine ortaya çıktı. Polis sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Arduç, yaptıklarımdan pişman değilim, dedi. Ordu Efilli Açık cezaevinden 1 Aralık'ta firar ettikten sonra, sürekli birilerini öldürmeyi düşündü. Ünü anlatan Arduç, ifadesinde şunları söyledi. Birçok bayanı öldürmek için takip ettim. Ancak çevrede başka insanların olması nedeniyle olayı gerçekleştiremedim. Bu amaçla bir dükkanın önünden geçerken bıçağı çaldım. Olay günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde kızı gördüm, takip ettim. Evinin önüne geldiğimizde montumun cebindeki bıçağı çıkartarak koluma soktum. Amacım, kızı öldürüp çantasını almaktı. Bu sırada kız kapı ziline bastı. Üst kat camından bir bayanın baktığını gördüm. Kapı açılınca kız içeri girdi. Ben de arkasından, bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu? Dedim. Bana dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele 2 defa sapladım. Koşarak oradan uzaklaştım. Geceyi cezaevinden firar ettikten sonra sürekli kaldığı inşaatta geçirdiğini bildiren Arduç, şöyle konuştu. Burada yattım. Ertesi gün otogar civarına geldiğimde polisler beni yakaladı. Bu arada vatandaşlar bana saldırdı. Polisler beni kurtardı ve araca bindirdi. Polislerden birinin yanında arka koltukta oturdum. Bu sırada polisin boğazına sokmak için bıçağı cebimden çıkardım. Polis bu sırada bana döndü. Tam bu anda bıçağı göğsüne sapladım. Bıçakla ikinci kez hamle yapacağım sırada polis engel oldu. Aracı kullanan polis durdu ve bana müdahale etti. Bu sırada onu da parmağından yaraladım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Tırnak işareti. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür Arduç'un sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı. Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile iki polis memurunu da yaralayan Arduç'un, 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Cezaevine konulan Özgür Arduç'un 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı. Türkiye'de infiale neden olan Ceren Özdemir'in yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının şüphelisi Arduç'un, 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç, ifadesinin alınmasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil, zırhlı araçlar ve özel harekat ekipleri tarafından emniyetten çıkarıldı. Vatandaşlar ise katili linç etmeye çalıştı. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, canavarca hisle kasten öldürme ve iki kez kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, suçlarından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti. Ordu Cumhuriyet Savcılığı, genç kızın kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını hedef alarak, mesajlar paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir'in Kenais öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız, açıklığı. Aması yaptı. Öte yandan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ceren Özdemir'in öldürülmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Katil zanlısının yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Şüpheli Ö.A. ya 2005 yılında işlemiş olduğu, kasten öldürmeye teşebbüs, suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir.
15.082.005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, açık ceza infaz kurumlarına ayrılma yönetmeliği, hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır. 5.275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01.12.2019 günü saat gece 12.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup, gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir. Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, Ceren Özdemir'in katil zanlısının yargılanma sürecine ilişkin, zanlıyı savunmak zanlının suçlu olup olmadığına ilişkin bir tartışma değildir, hukuk kurallarının tam eksiksiz olarak uygulanması, ileride yargılama aşamasında verdiği ifadenin sıhhati ve sağlığı açısından önem arz ediyor. Yasal mecburiyet ve şekli mecburiyet açısından arkadaşlarımız, baromuz üyesi meslektaşlarımız görevlerini ifa ediyorlar, dedi. Poyraz, Ordu Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Ceren Özdemir'in katil zanlısını kısa sürede yakalayarak adalete teslim eden valilik, emniyet teşkilatı ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına Ordu Barosu Tüzel Kişiliği adına teşekkür etti. Yasal sürece değinen Poyraz, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğü ve ceza muhakemesi kanunu gereğince cezası, ağır ceza mahkemesi yargılamasını gerektiren suçlarda avukat talep edilmesi halinde avukat görevlendirmemiz yasal bir mecburiyet. Zanlı için de hem rahmetli kızımıza işlediği cinayet suçundan hem de polis memuru arkadaşlarımıza karşı işlediği yaralama suçundan dolayı iki ayrı müdafi görevlendirmiştir. Meslektaşlarımız görevlerini şu an itibarıyla ifa ediyorlar, diye konuştu. Poyraz, bu avukatlar zanlıyı savunacaklar değil mi? Sorusuna, şimdi evet, zanlının müdafisi olarak kalacaklar. Burada bir konuya açıklık getirmek isterim. Yasal mecburiyetten kaynaklanan bir durumdur. Zanlıyı savunmak zanlının suçlu olup olmadığına ilişkin bir tartışma değildir, hukuk kurallarının tam eksiksiz olarak uygulanması, ileride yargılama aşamasında verdiği ifadenin sıhhati ve sağlığı açısından önem arz ediyor. Yasal mecburiyet ve şekli mecburiyet açısından arkadaşlarımız, baromuz üyesi meslektaşlarımız görevlerini ifa ediyorlar, yanıtını verdi. Öldürülen kızımız için de aynı şeyi yapacak mı baro? Şeklindeki üzerine Poyraz, şunları söyledi. Kesinlikle yapacağız. Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz, an be an gelişmeleri, soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Hatta bugün Ordu Barosu olarak sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin bir takım haksız eleştiriler, kelimeyi, hukukçu kimliğime sığınarak yumuşatıyorum, çok daha ağır ifadeler kullanmak gerekir ama bu haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk, tespit ettiğimiz sosyal medya hesaplarıyla ilgili gereğini yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız başka tespit ettikleri hesaplar ve paylaşımlar varsa lütfen Ordu Barosu ile paylaşsınlar. Biz gereğini yapacağız. Ailemizin yanında hem savcılık aşamasında, soruşturma aşamasında hem de dava kovuşturma aşamasında Kadın Hakları Komisyonumuz ve Ordu Barosu Tüzel Kişiliği Başkanlığı olarak yanında yer alacağız, yardımcı olacağız. Tırnak işareti. Poyraz, basına birçok bilginin intikal ettiğini vurgulayarak, soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde içerikle ilgili çok fazla bir şey paylaşamadığını aktardı.